Merhaba çocuklar. Bayraklarımız yere indi. Ne zaman yere iner bayraklar? Ülkede milli bir felaket olduğunda, yas olduğunda. 6 Şubat'ta 10 ilimizi etkileyen büyük bir deprem yaşandı. Okullar zorunlu olarak tatil edildi. Ama bu tatil diğerlerinden farklı. Çünkü hayat bilgisi dersi devam ediyor. Hepimiz elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle yaşadığımız şeyi tanımlamamız gerekiyor. Çünkü zihnimiz tanımlamayla çalışıyor. Deprem nedir? Nasıl oluşur? Neden bizim ülkemizde sürekli depremler oluyor? Biz depremle alakalı neler yapabiliriz? Bu sorulara cevap verebilmemiz için dünyamızı ve ülkemizi biraz daha yakından tanımaya ihtiyacımız var. Yani hayat bilgisi dersinde öğrendiklerimizi birazcık tekrar etmemiz gerekiyor. Deprem, dünyamızın büyüdüğü anlamına geliyor. Nasıl biz büyürken zorlanıyorsak, dünyanın büyümesi de biraz sarsıntılı olabiliyor. Bundan çok zaman önce dünyamızda Pangea adı verilen tek bir kıta vardı. Gezegenimiz oluşan depremlerle değişik yerlerinden kırıldı ve parçalara ayrıldı. Günümüzdeki kıtalar bu şekilde oluştu. Dikkatli bir şekilde kıtalara bakarsanız bir yapbozun parçaları gibi olduğunu görürsünüz. Hepsini birleştirdiğimizde Pangea'yı buluruz. Yer kabuğundaki her bir parçaya plaka ya da levha diyoruz. Dünyamızda irili ufaklı yaklaşık 20 parça yani levha var. Bu levhalar sınırlarla birbirinden ayrılıyor. Buradaki sınırlar bizim haritalarımızdaki devlet sınırları gibi değil. Dünyanın kendi sınırları. Biz bu sınırlara yani levhaları birbirinden ayıran kırıklara fay hattı diyoruz. Plakalar düzenli olarak hareket halindeler. Biz bastığımız toprağın hareket etmediğini düşünüyoruz ama aslında hareket ediyor. Bu levhalar birbirine temas ediyor ve birbirlerini sıkıştırıyorlar. Bazen fay hattı dediğimiz yerlerde çok şiddetli sarsıntılar oluşuyor. Biz bu şiddetli sarsıntılara deprem diyoruz. Peki neden faylar hareket ediyor? Dünyamızı biliyorsunuz, 3 katmandan oluşuyor. En içeride çekirdek, onun dışında manto, onun da dışında bizim üzerinde yaşadığımız yer kabuğu bulunuyor. Katı olan yer kabuğu, sıvı olan mantonun üzerinde adeta yüzüyor. Tıpkı havuzun üzerinde yüzen ahşap parçalar gibi. Mantonun üst kısmı biraz daha katı, alt kısmı da biraz sıvı. Üst kısım daha hamurumsu kıvamda, daha yoğun, alt kısım daha akışkan, su şeklinde. Üst kısım soğuk, alt kısım sıcak. Çekirdeğe doğru gidildikçe sıcaklık artıyor. Mantonun üstü daha soğuk olduğu için ağır bir şekilde aşağıya doğru yığılmaya çalışıyor. Alt mantoya geldiğinde ise orada sıcak olduğu için eriyor. Sıcak olanlar yüzeye çıkmaya çalışıyor, yukarı çıkıp soğuyor. Bu bir döngü halinde devam ediyor. İşte bu hareketlilik yüzeydeki levhaları harekete geçiriyor. Mantoda biriken enerji bazen kırığın zayıf olduğu yerlerden açığa çıkmak istiyor. Dışarı çıkmaya çalışıyor. O da sarsıntı olarak karşımıza çıkıyor. Kıtaların altındaki levhaların hareketi durmuş değil, halen sürüyor. Dolayısıyla kıtaların yerleri de değişmeye devam ediyor. Örneğin Kuzey Amerika ve Avrupa hızla birbirinden uzaklaşıyor. Şimdi ülkemize bakalım. Ülkemizin alt kısmını düşünelim. Arap, Avrasya, Afrika levhaları ülkemizde birleşiyor. Bunlar birbirlerini sürtünüp birbirlerini sıkıştırıyorlar. Bu levhaları birbirinden ayıran 3 tane fay hattımız var. İlki DAF. Yani Doğu Anadolu fay hattı. İkincisi KAF, Kuzey Anadolu fay hattı. Üçüncüsü ise BAF dediğimiz, Batı Anadolu fay hattı. Deprem riski az olan çok sınırlı yerimiz var maalesef. Deprem ülkemizin bir gerçeği. Bu yüzden bunu bilmeli ve ona uyumlu hale gelmeliyiz.